Tabii ki herkes gibi Kızılay deyince benim de aklıma koşulsuz yardım, iyilik ve güven hissi geliyor. Çocukluğumun Kızılay'ı. Aklıma ilk gelen, galiba her zaman akla da ilk geleni söylemekte fayda var. Size ne hissettirdiği önemli çünkü. İlkokul 1 ya da 2, çok emin değilim, 1. ya da 2. sınıftaydım Kızılay Kolu Başkanı seçildiğimde. O beyaz üzerine kırmızı ay işaretli kolluk derdik biz o zamanlar. Kolluk benim koluma takıldığında kendimi sadece sınıfın değil, ya okulun adeta müdürüymüşüm gibi hissetmiştim. Yani okula girdiğim andan itibaren bir güven duygusu ve herkese yardım edebileceğime ait bir inanç vardı içimde. Ve çok müthiş bir sorumluluktu. Ama inanın şu anda hani tam olarak o yıllarda hangi projeleri hayata geçirdiniz deseniz hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama benim yaştaşlarım ve yaşıma yakın olanlar gayet iyi bilirler. O dönemlerde hepimizin işte Kızılay Kolu Başkanı, işte şu kolu başkanı, bu kolu, hepimizin kollukları vardı. O da bana düşmüştü o dönem. Annem işlemişti beyaz üzerine kırmızı ay şeklini kolluğumun üzerine. Bir gün herhalde artık o işlenen ipliğin boyası mıdır ya da yıkanan çamaşırın, işte o zaman öyle renklilere ayrı deterjan, beyazlara ayrı deterjan yok. Artık nasıl yıkandıysa o iplik boya vermiş ve beyaz kolluk o kırmızı ipliğin verdiği boyayla biraz bulanık hale gelmiş. Etrafına yayılmış kırmızı leke. Nasıl bu kollukla okula giderim diye dert edindim içime ve annem, gece 11'den sonra başında durdum annemin, yenisini diktirdim anneme. Anne dedim, böyle gidemem, rezil olurum okula. Etrafı kırmızı lekeyle, ben dedim Kızılay Kolu Başkanıyım. Üzülme demekçim, ben sana şimdi yenisini yaparım dedi. O benim becerikli annem, gece oturdu bana yenisini dikti, ütüledi. Kolanı kolluğumla okula gururla Kızılay Kolu Başkanı olarak gittim. Hiç unutmam bunu, hikayeyi.